Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Anadolu'nun farklı noktalarından getirilen kurbanlıklar da pazarlarda yerini aldı. Peki fiyatlar ne durumda? Kurban pazarları açıldı, evet. Hareketlilikte başladı. Evet. Nasıl şu anda kurban pazarında yoğunluk? Şu anda biraz durgundur kurban pazarı. Karsa malı getirdik, bayağı her şey pahalı. Tırlara 50 milyar verdik, bu sene bu yerlere 80 milyar para verdik. Yani ona göre emeğimize değmiyor. Kaç gündür buradasınız peki? Valla ben 14 gündür buradayım. Kaç ortalama ne kadarlık kurban sattınız? Valla şu an ortalama 40 sene sattım. Benim küçük başta 40 sene sattım. Ne kadar getirmiştiniz? Ben 130 sene getirmişim. 40 tanesini. Evet, evet. Peki fiyatlar ne durumda, biraz bahsedecek misiniz? 18, 17,5, 16,5 o ara veriyorum. Büyük koçlarım var 21-22 milyar. 100 gelen, 100 kilo, 110 kilo gelen koçlar var. Onlar 23-24 lira. 110 kilo, 118 kilo koş geliyor. Geçen yıl nasıldı fiyatlar peki? Ama geçen yıl göre, bu sene göre geçen yıl daha iyiydi. Tatlı satıldı, bu sene biraz sıkıntılı. Yüzde kaç arttı? Efendim? Yüzde kaç arttı fiyatlar geçen yıla göre? Yüz artmış. 23 lira istiyorum, arkadaşlar çıktı. Canlı 110 kilo geliyor. Şimdi 23 bin lira fiyatı. Fiyatı 23 diyorum, arkadaşlar gene bak 40-50 kilo eti net var, sadece et. Fazla mı geliyor vatandaşa? Tabii fazla geliyor ama duruma göre de ucuz. Arkamda görmüş olduğunuz küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı 280 lirayken ortalama 15 bin lira ile 20 bin lira arasında da satışa sunuluyor. Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Siz de hayvanlarınızı getirdiniz. Fiyatlar ne durumda? Yoğunluk ne durumda? Şu anda memnun değiliz. Millet hep bekliyor. Düşük almaya çalışıyor. Memnun değiliz. Kaç tane hayvan getirmiştiniz? Kaçını sattınız? 60 tane getirdim. 20'sini satmışım. Geri kalanı duruyor. Memnun değiliz. Peki nereden geldiniz? Erzurum'dan. Peki fiyatlar nasıl? En düşük, en yüksek? 160 bin lira, 200 bin lira. 100 bin liradan başlıyor, 200 bin lira. O kadar gidiyor. Geçen yıl ortalama ne kadar satmıştınız peki? Geçen yıl ortalama 80, 90, 100. Bu sene de şu düğelere 120 lira diyorum, adam kaçıyor. Yani çok sıkıntı bizim için. Bütün hayvancılık yok oldu. Şu kurban 125 liraya satmışım. Nerede baksan 280-300 kilo eti var. Yani piyasa çok bozuk şu an için. Canlı kilogram fiyatı ne kadar? 280 bin, 250 bin o aralar. Zaten Erzurum'da 250 bin lira. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Satışlar ne durumda? Valla satışlar şu anda iyi değil. Ve hayvan etleri düşürttüler kurbana, bir ay kala filan et fiyatlarını düşürttüler. O et fiyatları da kurbana yansıdı. Şu anda Erzurum'dan, Kars'tan, uzak memleketten gelen hayvanlar memlekette şu anda buradan daha iyi satılıyor. Şu anda burada her hayvan hemen hemen tanesinde 20 bin lira, 30 bin lira aşağıda gidiyor, değerinden aşağıya. Kaç tane hayvan getirdiniz buraya, kaçını sattınız? 53 tane getirdim, 13 tane satmıştım, 40 tanesi duruyor. Peki fiyatlar nasıl? En düşük, en yüksek olarak alabilir miyiz? En düşüğü 80 lira, en yükseği 140 lira. 140 bin, en yüksek. En yükseği 140 bin, en düşüğü 80 bin lira düğü olarak, dan olarak. Bu dan olarak. Kaç kilo bir de? Işık 725 kilo. Şu anda biz 180 lira istiyoruz, canlı kilo 250'ye geliyor ama vatandaş da şu anda 150 veriyor, canlı kilo 220-210'a geliyor. Biz de 250 istiyoruz, almıyorlar. Şu anda 725 kilo, verdikleri fiyat 150 bin lira. Geçen yıl nasıldı fiyatlar? Geçen yıl buna göre, bu artışlara, bu hayat pahalılığına göre bundan iyiydi. Ama ne kadardı? En yükseği geçen yılda 120-130'du. Kurban pazarının en büyük hayvanlarından biri şu an yanımızda, 900 kilo. Fiyatını da şimdi besicisine soracağız. Erzurum'dan getirdik biz bunu. Dadaş'tır. Kendi nasıl Dadaş'sa ismi de Dadaş Erzurum'un. 900 kilo gelir. 230 bin lira istiyoruz ama gelen şu anda o kadar mı, yani alttan vurucu esna şeyimiz var ki müşterimiz. 170 lira, 180 lira veriyorlar. Bizim de 220'ye versek, yani buraya masrafını kurtarıyor, kar yok. İnşallah iyi bir alıcısı bulur. Biz de zarar etmez, o da kurbanını hayırlısıyla keser.
Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Satışlarımız da gayet iyi. Bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Kaç gündür buradasınız? Kaç tane hayvan getirmişsiniz? Kaçını sattınız? 73 tane mal getirdik şu anda. 35 tanesi satılmış durumda. Fiyatlar da iyi. Yani alanlara da iyi, esnafımıza da iyi. Pazar esnafının durumu da iyi. Satılıyor yani sıkıntı yok. Peki en düşük kurbanlıkla en yüksek kurbanlık fiyatını öğrenebilir miyiz? 85 bin lirayla 180 bin liranın arasında bizim hayvanlarımız. Böyle. 85 bin liralık hayvan kaç kilo geliyor? 130 kilo. En yükseği ne kadar? En yükseği de 450 kilo şu anda bizim hayvanlarımızın içinde. Vatandaş buraya geldiğinde iyi kurbanlığı nasıl anlayabilir? Neler önerir? Vatandaş buraya geldiğinde hayvanların bu tüyü yapısından, ondan sonra diksiyonun düzgün olmasından daha iyi olur. Görünüş zaten diye kendini hayvan belletiyor. Mesela bu dana. Besbelli her şey silah 10 numara. Buna 160 bin lira diyoruz ama en son vereceğimiz 145 bin liraya veririz bunu. Peki kaç kiloya geliyor? Bu kaç kilo? 280 kilo budanamız şu anda. Peki canlı kilogram fiyatı ne kadar? Canlı kilogram fiyatı burada bizim 270-280 bin lira arası gidiyor. Küçük başlı hemen hemen aynı. Küçük başlı aynı. Kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Büyükbaş hayvanların fiyatları ise ortalama 100 bin lira ile 200 bin lira arasında değişiyor. Opa, opa.